Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? İzmir'den geliyoruz ekip olarak. İzmir'den geliyorsunuz. Böyle baktım dans. Dans, evet. Ne tür bir dans? Break dance, hip hop karışımı bir şov yapacağız. Hepsini karıştırdınız. Tabii. Bayağı hareketli. İnşallah. Eğlenceli. Eğlenceli. Herkesi şaşırtacak mısınız yaptığınız hareketlerle? Öyle düşünüyoruz. Öyle düşünüyorsunuz. Peki hadi sahne sizin başarılı. Teşekkürler, sağ olun. Secret Attack Junior. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Turan, Ahmet, Yasin, Cumali. Evet. Nereden geliyorsunuz? İzmir'den geliyoruz. Hoş geldiniz. Ne iş yapıyorsunuz? Herkesin farklı farklı meslekleri var. Mesela? Mesela marangoz, elektrik, konfeksiyon. Ben meslek olarak yazları dans ediyorum. Kışları... Takılıyorsun. Tamam. Tamam. Bekliyoruz. Açık söyleyeyim, şöyle bir başarı elde ettiniz bence. Beklentiyi düşük tuttunuz. Elektrikçi, işte bir marangoz falan deyip beklentiyi düşük tuttunuz. Eskiden bizim milli takımla oynamaya gelenler vardı ya Sergen. İzlanda gelirdi hani, işte yok fırıncılar geldi, marangozlar geldi falan deyip bizim milli takımı yenip giderdi eskiden. Siz de şimdi beklenti yüksek tutunca hareketler daha bir güzel geldi. Hani biz böyle kasıla kasıla biz dans grubuyuz deseniz bu ilgimiz olmayacaktı belki. Bütün salon bir anda mutlu oldu tabii. Marangozlar havada uçuşuyor işte. Evet. Yani şimdi birbirinden değerli kardeşlerimiz, işte emekçiler. Arada da böyle yarım saat dans etmişler falan. Geldiniz uçtunuz burada. Helal olsun vallahi. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Ben de aynı fikirdeyim. Asıl mesleğiniz dans olmamasına rağmen... Bir de belli ki zor şartlarda bir araya geliyorsunuz. Hiç onun için ama tabii. O en sağdakini hatırladım ben. Daha evet. O katılmıştı evet.
Tamam ama asıl mesleği dans değil herhalde. Sol taraf marangoz. Ben sizin hepinizi tek tek ayrı ayrı yetenekli buldum. Çok teşekkürler. Yani uyumlarda bazen kaçtı, unutanlarınız oldu aranızda ama hiç batmadı. Onu çok geçici bir şey olduğunu gördüm. Hani ikiniz öne çıktınız, beraber bir hareket yapmaya başladınız ya. Senkronun sesi yok orada. Hiç onu zorlamasaydınız keşke. Yani olmasa mesela daha bir senkron vardı. Zaten bir tanesi bir yerinde koptu hareketin. Birazcık heyecan vardı ondan. Normal. Tamam. Sen de yoktur artık. Koreografiyi kim yaptı? Ben de yok ya. Aboneyim artık ben. Her sene geliyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Bireysel olarak yeteneklisiniz belki ama bir ekip olarak dans olayında çok yetenekli olduğunuzu düşünmüyorum açık söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey var. Belki size çok söylenmiş bir şey gibi gelecek ama biz bu şovu tam 5 saatte hazırladık. Gecenin 3'üne kadar çalıştık. Gece 3'te servise bindik, buraya geldik. Uyumak yok. Yani çok az uyuduk, çok az dinlendik. Öyle çıktık. Normalde heyecanı da hesaba katarsak bu kadar olması bence yeterli yani. Biz yeterliyiz diyor. Aferin be. Daha çok gözüme girdiniz. Sağ ol. Teşekkürler ulan. İşte bu. Yalnız grup dansı olarak herhangi bir şey göremedim açık söyleyeyim ben. Yani grup olarak öyle ağam şahan bir dans yapmadınız yani. Biraz daha konuşursan gösterecekler gibi geliyor. Normalde yaptıklarımız yapacaklarımızın güvencesi. Vay bu bir. İşte. Ve... Senin isim neydi? Ahmet. Sergen. Bu Ahmet bana da batmaya başladı. Şu anda... Yavaş yavaş bir sıkıntı olmaya başladı Ahmet. Evet, ben evet. Şimdiden söyleyeyim de. Şu anda 1-2'ye döndü işte. Oylama var ya 1-2'ye döndü şu anda. Peki oylama içelim Sergen. Ben hayır diyorum. Ben evet diyorum. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Turan, Yasin ve Cumali. Ahmet olmadan gelir misiniz? Gelir misin? Abi. Gelir misin? Abi sen hayır da biz... Aslanım benim. Sizin için de problem yok değil mi? Ahmet olmasa gelirsiniz. Her zaman tamam. Tamam. Eyvah Ahmet. Ben... Onlar benim için gelemeyi göz aldılar ama eğer madem hayır evet diyecekseniz ben gidebilirim. O problem değil. Vay. Peki. Topu çizgiden çıkardım. Ben evet diyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.